Herkese merhabalar. Bu video serisinde Camtasia Studio'nun nasıl kullanıldığını sizlere anlatmaya çalışacağım. İlk olarak benim hangi versiyonu kullandığıma bakalım. Burada görüldüğü gibi versiyon 8.4.1 şeklinde geçiyor. Şimdi ilk olarak videomuzda kullanacağımız dosyaları programa nasıl yükleyeceğimize bakalım. İlk olarak yüklemek istediğiniz dosyaları seçiyorsunuz ve sürükle bırak yöntemiyle kolaylıkla atıyorsunuz. Daha sonra videonuzda kullanacağınız görsellerin sırasıyla nasıl çıkması gerektiğini de bu timeline kısmında ayarlıyorsunuz. Bu şekilde görsellerinizi sürükleyip buraya bırakıyorsunuz. Yine ne kadar süre kalması gerektiğini de bu şekilde ayarlıyorsunuz. Buradan sürelere de şu şekilde bakabilirsiniz. 11 saniye şeklinde gözüküyor. Daha sonra da bunları sıralıyorsunuz tek tek. Şimdi bu görsellerimizin boyutlarını nasıl ayarlayacağımıza bakalım. Onları da bu şekilde buradan ayarlıyorsunuz. Büyütüp küçülterek. Zaten şu şekilde her tarafta eşit olduğunu gösteriyor. Yine hepsinde bu işlemi uyguluyorsunuz. Şimdi istemediğiniz ve yanlışlıkla attığınız bir görseli buradan nasıl sileceğinize bakalım. Öncelikle örneğin şu görseli yanlışlıkla attınız. Bunu klavyenizin delete tuşundan silebilirsiniz. Yine buradan da silinmesini istiyorsanız o görseli öncelikle şuradan silmelisiniz. Ve daha sonra buradan silmelisiniz. Buradan silmediğiniz takdirde program size o fotoğrafın kullanıldığını gösteren bir hata verecektir. Bu yüzden ilk olarak buradan siliyorsunuz. Daha sonra da bu kısımdan siliyorsunuz. Şimdi biraz da buradaki araçların ne işe yaradıklarına bakalım. Library kısmına görsellerinizi yüklüyorsunuz anlattığım gibi. Clouds yazan kısımda ise burada videonuzda kullanabileceğiniz çeşitli araçlar var. Ok işareti, dikdörtgen, konuşma balonu veya bu şekilde hareketli çizimler de var. Bunlar hareketli şekilde işliyor. Bu şekilde. Yine bunları da videolarınızda kullanabilirsiniz. Burada anlatmak istediğimiz special efektleri var. Özel efektler. Blur yazandan görsellerinizi bulanıklaştırabiliyorsunuz. Burada arka planı karartıp ön kısma bir görseli öne çıkarabiliyorsunuz. Görsellerinizin rengini opak bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Text yazan kısımdan metin ekleyebiliyorsunuz. Transparent hotspot yazan kısımdan da transparan bir özellik, yani arkasını gösterir bir özellik veriyorsunuz. Pixelate yazan kısımdan görselleri pikselleştirebiliyorsunuz. Örneğin görünmesini istemediğiniz kısımları bu özellikle piksel haline getirebilirsiniz. Bu aşağıdaki dördü de sizlere klavye tuşu şeklinde kareler veriyor. Bu kısımda anlatmak istediklerim bu kadar. Hepsini zaten detaylı bir şekilde videolarımda anlatmaya çalışacağım. Şimdilik tanıtım amaçlı böyle bir video hazırlama gereği duydum. Zoom yazan kısımdan fotoğraflarınıza zoom efekti vererek yakınlaşıp uzaklaşma efektini ayarlayabiliyorsunuz. Yine bundan da bahsedeceğim diğer videolarımda. Audio yazan kısımdan eklediğiniz bir ses dosyası veya müzik dosyasının sesi üzerinde ayarlamalar yapabiliyorsunuz. İşte ses azaltma, ses artırma, sesin yavaş yavaş yükselmesini veya yavaş yavaş azalmasını ayarlayabiliyorsunuz bunlardan. Ve sesi tamamen kapatmak için de silence kısmından kapatabiliyorsunuz. Add audio point kısmından da sesinizin üstüne noktalar yerleştirerek sesinizin nerelerde daha kısık, nerelerde daha yüksek olmasını ayarlayabiliyorsunuz. Yine o noktaları da buradan kaldırabiliyorsunuz. Yine bahsetmek istediğim bir diğer özelliği de Translations kısmı. Buradan çeşitli efektler verebiliyorsunuz görsellerinize. Şu şekilde geçiş, karartma, çeşitli geçiş efektleri bu şekilde görsellerinize verebiliyorsunuz. Pikselleştirme olsun, radyal blur şeklinde değişik efektler mevcut. Bunları da videolarınıza kullanabilirsiniz. Burada mor yazan kısma geldiğimizde yine çeşitli özellikler geliyor. Bunlardan sadece en çok kullandıklarından bahsetmek istiyorum.
Örneğin widget properties yazan kısımda benim en çok kullandığım kısımlardan biri de benim. Burada seçtiğiniz görsel üzerinde yine oynamalar yapabiliyorsunuz. Bizim az önce görsel üzerinde oynadığımız halini buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde sağa kaydırma, işte aşağı indirme, yukarı kaldırma veya görselinizi çevirebiliyorsunuz bu şekilde. Çok hassas olan görsellerde bunları kullanabilirsiniz. Aksi durumlarda bu şekilde de ayarlamalar yapabilirsiniz. Skala yazan kısmında videonuzu yakınlaştırıp böyle uzaklaştırabiliyorsunuz. Opacity yazan kısmından da opaklığını bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu ok işaretine bastığınız zaman da bir önceki özelliği, yani bir önceki düzenlemeye gidecektir. Yine bunu da yanlış yaptığınız bir durumda kullanabilirsiniz. Pozisyon ve rotasyonu zaten bahsetmiştim. Burada drop shadow yazan kısımdan görselinize gölgeler verebiliyorsunuz. Buradan mesafesini, opaklığını, bulanıklığını ayarlayabiliyorsunuz. Yine colorize yazan kısımdan da videonuza renkler verebiliyorsunuz bu şekilde. Şöyle değiştirebiliyorsunuz. Yine bunları da kullanabilirsiniz. Border yazan kısımdan dış çerçeve veriyorsunuz. Şu an siyah olduğu için gözükmüyor. Farklı bir renk yaptığınızda çerçeveyi görebiliyorsunuz bu şekilde. Buradan yine çerçevenin kalınlığını ve inceliğini ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde. Burada yine Remove a Color yazan kısımdan da bir renk kaldırıyorsunuz. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. Öncelikle şunları bir iptal edelim. Daha net görebilmeniz için. Remove a Color'a geldiğimizde burada görselinizde bulunan bir rengi kaldırıyorsunuz. Ama bu çok spesifik bir renk olması lazım. Genellikle green screen videolarında kullanılan bir özellik bu. Burada şuradaki renklerden birini kaldır diye seçebilirsiniz. Veya sizin seçtiğiniz bir rengi kaldırabilir. Bunu da buraya tıklıyorsunuz. Ve örneğin şuradaki mavi alanı kaldıralım. Buraya tıklıyorsunuz. Mavi alan kalkmış oluyor. Burasına da başka bir fotoğraf veya video ekleyebilirsiniz. Yine buradan kaldırdığınız görselin ayarlarını da yapabilirsiniz. Böyle değişik ayarlar kullanabilirsiniz. Bu en alt kısımda invert effect yazan kısımdan da uyguladığınız işlemin tam tersini uygulayan bir ayar yüklüyor size. Bastığınız zaman sadece mavi kısım kaldı ve gerisi kayboldu. Yine bunu da değişik videolarda kullanabilirsiniz. Bu başındaki kutucukları işaretlediğinizde özellikler yeniden yükleniyor. Kaldırdığınızda da özellikler kayboluyor. Yine More kısmına tıkladığımızda burada Translation'dan bahsetmiştim zaten. Curvature Effect'i kullanmıyorum ben. Voice Narration kısmından da mikrofonunuzun ses seviyesini ölçebiliyorsunuz. Yine buraya tıkladığınızda da hoparlörünüzden kayıt boyunca ses gelmeyecektir. Bunu da işaretleyebilirsiniz ayrıca. Yine Start Recording'e bastığınızda da sesinizi kaydetmeye başlayacaktır. Diğer özelliklere baktığımızda burada Record Camera kısmı var. Bu siyah alanda normalde webcam'imiz açık bir şekilde görünecektir. Ama bende şu an siyah bir bant olduğu için gözükmüyor. Burada yine webcam'imizin özellikleri gözüküyor. Ve bu kısımda da yine mikrofonumuzun ses seviyesi bu şekilde gösteriliyor. Diğer özelliklere baktığımızda captions yazan kısmında altyazılar ekleyebiliyorsunuz videolarınıza. Örneğin bu şekilde altyazı buraya geliyor. Yine bunu yerini değiştirebiliyorsunuz. Veya devamına yeni altyazılar ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde ne zaman çıkacağını da ayarlayabiliyorsunuz. Burada altyazınızın arka planında hangi renk olması gerektiğini şuradan yine ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin kırmızı bir renk verdiğimizde bu şekilde gözükecektir. Yine şu kısımdan da eklediğiniz metnin rengini değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. Burada yine iki altyazıyı
birleştirmek istediğinizde buradan yazıyı kopyala yapıştır yapabilirsiniz veya merge with previous caption yaptığınızda önceki alt yazıyla onu birleştirecektir. Yine aynı şekilde split yaptığınızda da kesecektir. Bu ikisini birbirinden ayırmak istediğinizde de şuradan split seçeneğinden ayırabilirsiniz. Bu şekilde ayrı olacaktır. Yine buradan yazıyı değiştirebilirsiniz. Buradan da yazı stilini değiştirebiliyorsunuz. Altyazıda kullandığınız yazının değişik stillerini buradan ayarlayabilirsiniz. Buradan da yazı boyutunu ayarlıyorsunuz. Büyük veya küçük olmasını. Yine buradan yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz altyazıyı. Değişik özellikleri mevcut. Genel olarak bahsetmek istediğim özellikleri bunlar. Bu bölümde daha çok programı tanıtmaya yönelik ve hangi özelliklerin bulunduğunu öğrenmeye yönelik bir video hazırlamak istedim. İlerleyen videolarda diğer özelliklerini de yine en başından sizlere göstermeye çalışacağım. Bütün bu bahsettiğim özellikleri yeni videolarda tek tek kullanarak sizlere bu özellikleri anlatmaya çalışacağım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere.